Yine. Evet. Yarından itibaren. Hadi öbür gün diyelim. Artık masraflarımızı ben tutacağım. Bu kadar işin arasında bir de hesaplarla mı uğraşacaksın? En azından gelirimiz hakkında birazcık fikir sahibi olabilirim diye düşünüyorum. Bu zaten çok kolay öğrenilebilecek bir şey. Öyle olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz. Çünkü bakıyorum da kazanılan para senin tarafından çok iyi bir şekilde idare edilebiliyor. Nasıl oluyor bu? Hedvig'le ben kendimiz için neredeyse hiç harcama yapmıyoruz değil mi? Babama yaşlı böyle tarafından yaptığı yazı işleri hakkında iyi para ödendiği doğru mu? Bilmem. Bu tür işlerin ücretini bilmiyorum. Tahminen ne kadardır sence? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Büyük baba hep çok farklı miktarlarda veriyor. Yani kendi cep harçlığını ayırdıktan sonra kalan para onun ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor. Onun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mı? Bu zamana kadar böyle bir şey nasıl söylemezsin bana? Ya evet, söylemedim. Çünkü onun bütün masraflarını sen kendin karşıladığını düşünüyordun. Bunu böyle sanmaktan da çok mutluydum. Demek şimdiye kadar babama yaşlı ölü tarafından bakılıyordu. Evet öyle. De ne var bunda? Böyle yeterli servete sahip biri. Ya hem zaten bunun doğrudan böyle tarafından yapıldığını da bilemeyiz. Yani Graberg daha akla yatkın biri gibi geldi bence. Şu Graberg bahanesi de nereden çıktı şimdi? Ya bilmiyorum. Böyle düşündüm. Anlıyorum. Anlıyorum. Hem zaten bu işi büyük babaya ben bulmadım ki. Berta buldu. Hani bizim eve geldiğinde... Sesin titriyor senin. Ne oldu? Sesim mi? Evet. Elin de titriyor, baksana. Benim hakkımda tam olarak sana ne söyledi Graberg? Bu gerçek mi? Gerçek olabilir mi? Yaşlı rolün yanına çalışırken onunla bir ilişki yaşadınız, doğru mu? Doğru değil. O zamanlar öyle bir şey yoktu. Evet yoktu. Böyle çok peşimden koştu. Yaptı bunu. Karısı da bir şey var sandı, inandı buna. Çok büyüttü işi. Büyük bir rezalet çıkardı. Azarladı, bağırdı, çağırdı bana. Ben de çıktım, ayrıldım oradan. Devam et. Sonra ne oldu? Sonra annemin yanına geldim. Annem öyle bildiğin gibi dürüst bir insan değildi. Ağzımdan girdi, burnumdan çıktı. Kandırdı beni. Peki. Böyle o zaman dul kalmıştı, bekardı. Peki. Sonra ne oldu? Ya tamam, her şey olduğu gibi bilmen daha iyi. İstediğini alıncaya kadar peşimi bırakmadı böyle. Çocuğumun annesisin bile. Böyle bir şeyi bugüne kadar benden nasıl saklarsın? Hayır, haklısın. Söylemem gerekirdi. En baştan söylemeliydin ki senin nasıl bir iğrenç bir insan olduğunu anlamalıydım. Peki söyleseydin yine benimle evlenir miydin? Hala böyle bir şeyden bana nasıl bahsedebiliyorsun? Ya işte o yüzden söyleyemezdim. Ya biliyorsun ben o zamanlar sana delicesine aşıktım. Ya kendimi bile bile böyle bir mutsuzluğun içine sürükleyemezdim. Edwin, çocuğumun annesisin bile. Demek bu evdeki her şey, bütün her şey, bunların hepsini yardımsever eski bir sevgiliye borçluyuz ha? Ah böyle, ah namussuz adam. Birlikte geçirdiğimiz 14-15 yıl için pişmanlık duyduğunu söyleyemezsin. Söylesene. Bir örümcek gibi bana gizli gizli ağını örerken hiç pişmanlık duymadın mı? Hiçbir an bile vicdanını sızlamadı mı? Cevap ver bana. Hayır. Ya günlük işlerle uğraşmaktan ve diğer işlerle uğraşmaktan vakit mi kalıyordu ki? Demek şöyle bir geçmişe bakıp da düşünme kaygısına bile düşmedin mi? Hayır. Tanrı biliyor ya. O eski olayı çoktan unutup gitmiştim. Senin şu uyuşu duygusuzluğun yok mu? Beni çılgına çeviriyor. Beni deli ediyor. Şuna bir bakın hele ya. Yaptıklarından bir gram bile pişmanlık duymuyorsun. Peki sen, benim gibi bir kadınla evlenmeseydin halin ne olurdu hiç düşündün mü? Senin gibi bir kadınla? Evet.
Ya ben her zaman sana kıyasla daha hesaplı, daha deneyimli, daha becerikli biriydim. Bu da çok doğal çünkü senden birkaç yaş daha büyüktüm. Ben ne mi olurdum sen olmasaydın? Evet. Biz tanışmadan önce her türlü kötü yola sapmış biriydim. Bunu inkar edemezsin. Sen bir de buna kötü yola sapmak diyorsun yani. Özellikle benim gibi coşkulu, heyecanlı bir adamın kaderin tokadını yiyip de acı ve umutsuzluklar içinde düşünce nasıl bir insana dönüştüğünü bilemezsin sen. Ya tamam. Bunları daha fazla konuşmayalım. Sen ev ocak sahibi olduktan sonra iyi kalpli, sevecen bir erkek oldun. Aradığımız sıcak, huzurlu yuvayı bulmuştuk. Hedvig'le ben ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için biraz daha para bulduğumuz için sevinmeye başlamıştık. Bu yalan ve entrikalar mı saklıyım? Allah'ım ya şu iğrenç adam bizim evimizin içine girmeyi nasıl başardı benim aklım almıyor ya. Peki şimdi sana soruyorum. Benim aile babası olma rüyam ne olacak? Patentimi elime alınca o günün hayata veda ettiğim gün olduğunu biliyordum. Ama tek isteğim neydi biliyor musun? Arkamda mutlu, huzurlu, zengin, dul bir kadın bırakmaktı. Hani böyle konuşma ne olur. Tanrı'ya beni dul bir kadın olarak bırakmaması için dua ediyorum. Artık çok bir şey fark etmez. Her şey bitti.